Değerli izleyiciler, hangi ürün ne kadar kazandırır video serime hoş geldiniz. Bugünkü konumuz nohut. Nohutun bir dönüme kaç kilogram verimi olduğunu, aynı zamanda nohut yetiştiriciliği ile ilgili genel bilgileri birlikte konuşacağız. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi, çok detaya inmeden, sıkmadan, genel hatlarıyla ön bilgi araştıran arkadaşlar için hazırlanmış bir videodur. Nohut, yetiştirmesi en kolay ve en zevkli bitkidir. Bunu yetiştirmek isteyen arkadaşım, eğer bulunduğun bölge yani nohutu yetiştireceğin tarlalar denize yakın bir şehirde ise bunda biraz zorlanacaksın. O yüzden suya daha dayanıklı ve suyu seven bitki yetiştirmeni tavsiye ederim. Eğer iç bölgelerde yani karasal iklimdeyseniz ve nohutu ektikten sonra bölgeniz kolay kolay yağmur almıyorsa nohut sizin için en ideal bitkidir. Ben bahçeme nohutu ürün almak amacıyla değil de toprağı biraz daha havlamak, tavla hale getirmek, azota kavuşturmak amaçlı fidanlarıma faydası olsun diye ekmiştim. Hakikaten nohut çok güzel çimlenen ve büyüyebilen bir sebze. Ancak yağmur ile karşılaştığında çok çabuk hastalık kapabilen bir üründür. Ben açıkçası bir tarlayı nadasa bırakmak yerine nohut ekmenin daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Özellikle karpuz, soğan ve benzeri sebzeleri ekecekseniz nohut sizin toprağınızı bir hayli azot gübresine kavuşturacaktır. Nohutun yetişme döneminde içindeki sebzeler henüz yeşilken yani nohutlar yeşilken bunu bir çerez gibi de atıştırabiliyorsunuz. Çok fazla yerseniz karnınız ağrıyabilir. Ancak yeşil hali de çok çok lezzetlidir. Tıpkı bir kuru yemiş havası vardır. Nohutun iklim isteğini anlatabildim zannedersem. Yani yağmurlu olması, nemli, sisli ya da çiğ düşen bir hava olması nohutlarda mantar hastalığını arttırabilir. Mantar hastalığına çok yatkın olduğundan henüz nohutlar hastalanmadan yetiştiriciler mantar ilacını vermeyi uygun bulurlar. Nohutun yetiştirilme rakımı 0 ile 5600 metre arasıdır. Nohut da donlardan zarar görebilen bir bitkidir. Genel bir ifade ile 10 santigrat dereceye kadar dayanır. Yağışlar aynı zamanda fungal hastalıklara ya da kök çürüklerine yol açabilir. Sıcaklık arttıkça nohut bitkisinin yaprak sayısı da artmaktadır. Optimum üzerindeki yüksek sıcaklık dereceleri gövdenin zayıf olması ve daha az dal oluşturma gibi sorunlar yaşatabilir. 26 dereceyi aşan sıcaklıklar çimlenme döneminde sorun yaşatabilir. Çimlenmesi için en uygun sıcaklık 15 derece civarıdır. Gelelim nohutun toprak isteğine. Bizim tabirimizle çorak kurak toprakları severler. Çok verimli topraklarda, aynı zamanda ağır ve nemli olan topraklarda nem fazlalığı nedeniyle fazla bakla bağlamaz. Tuzlu toprağa karşı dayanımı fazladır. Kumlu, tınlı toprakta yetişebilir. Aynı zamanda kireçli kumlu topraklarda daha rahat büyür. Toprağın kalsiyum açısından fazla olması bizim evde tencerede nohutu pişirirken zorlanmamız anlamına gelir. Sonbaharda toprak, kırlangıç kuyruğu ya da kaz ayağı gibi 20-25 cm alttan işlenen aletlerle toprak sürülüp kışa öylece bırakılır. Nohut derin kök sistemine sahip olduğundan bu derinlik nohut için idealdir. Ekim zamanına gelince bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Hangi ayda ekilirse ekilsin, hasat hep aynı aydır. Mesela Doğu Anadolu'da Nisan ayı ortasıyla Mayıs ayı başlarında, Orta Anadolu'da ise Mart ayının ikinci yarısı ile Nisan ayının başlarında yapılmaktadır. Bölgenizde Tarım İl Müdürlüğü ya da daha evvelden o bölgede nohut yetiştirmiş tecrübeli arkadaşlarla görüşerek sizin bölgenizin toprağına ve iklimine hangi tohumun daha dayanıklı olduğunu araştırarak o tohumu ekmenizde fayda vardır. Nohut tohumu tercih edilirken genellikle İspanyol, Askan ve Çağatay denemeleri yapılmaktadır. Çünkü bunlar biçer döverle daha iyi toplanmakta ve toplama maliyetlerinden kar sağlanmaktadır. Nohutun en yaygın ve en eski bilinen ekim şekli serpme şeklidir. Tohumun tarla yüzeyine serpildikten sonra pullukla toprağın devrilmesi çiftçilerimizce çokça yapılan bir yöntemdir. Bazı yerlerde pulluğun saban çizgisine ekim yapılmaktadır. İyi bir ürün elde etmek için önerilebilecek en iyi yöntem sıraya ekmektir.
Mibzerle ekim ise en idealdir. Mibzerle uygun ekim sıklığında yapılacak bir ekimde çıkışın iyi olmasının yanı sıra bakım işlemlerinin de rahatlıkla yapılabilme kolaylığı vardır. En uygun ekim şekli ise mibzerdir. Bu da havalı mibzer olarak bilinen pirometik mibzer ile ekim yapılabilmektedir. Mibzer ile dönüme atılabilecek tohum miktarı 12 ila 15 kilogram arasında değişmektedir. Elle veya fırfırla yapılan serpme ekimde dekara atılacak tohumluk 13 kilogramın altına düşmemektedir. Serpme yapılırken genellikle metrekareye 45 tane tohum atılmasına dikkat edilir. Nohut tohumu en kolay çimlenebilen bitkiler arasındadır. Bitki boyu 10-15 santim iken çapası yapılır ve yabani otlar temizlenir. Nohutta bahar ekimlerinde olgunlaşmaya kadar geçen süre 90 ila 120 gün arasında değişebilir. Kışlık ekimlerde ise 160-180 gün civarıdır. Tohum elle yoklandığında sertse, bakla içinde tıkırdıyorsa, baklalar ve gövde açık kahverengi ise hasat zamanı gelmiş demektir. Bu dönemde tohumdaki nem oranı %15 civarındadır. Nohutta genel olarak hasat kayıpları %5 ila 30 arasında değişmektedir. Bu kayıplar hasat tekniğini değiştirmek ve hasatta kullanılan makinenin ayarlarını iyi yapmak suretiyle minimum düzeye indirilebilir. Hasatta biçer döver tekniği harici hala çiftçiler tarafından uygulanan nohutta tane dökme problemi az olması nedeniyle olgunlaşan bitkiler elle yolunarak sökülür veya orakla biçilerek yığınlar haline getirilerek hasat edilir. Elle veya orakla hasat edilen bitkiler yığın halinde tarlaya bırakılır. Daha sonra tohum harman makinesiyle harman yapılır. Şimdi bir dönüm tarladan kaç kilogram nohut hasat ederiz sorusunun cevabını verelim. Çok kötü koşullarda çok yağış olup ürününüz zayi olmaması durumunda tarlanızdan minimum yani en az düzeyde 100 kilogram ürün alabilirsiniz. Koşulların çok uygun olduğu ve iyi bakılan bir tarladan da 300 kilogram ile 400 kilogram arası ürün hasat etmeniz mümkündür. Sevgili dostlarım, benim nohut hakkında çok fazla sıkmadan vermek istediğim bilgiler bu kadar. Sizlerin ilave etmek istediği bir şeyler varsa yorumlara eklemenizi rica ederim. Şimdiden üretim yapacak olan çiftçilerimize kolay gelsin diyorum. Allah emeklerinizi zayi etmesin, topraklarınızı bereketli kılsın, emeklerinizin karşılığını bol bol versin. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler diliyorum.